Efendim selamlar bugün sizlerle beraber Titanium White Octane'in markete gelişiyle beraber Rocket League takasının ölümünü konuşacağız. Titanium White Octane de Ocağın 23'ü gibi pardon Aralığın 23'ü gibi geleceği söyleniyor. Fiyatı da şurada item shop'a gelecek bu arada. Fiyatı da 2000-3000 kredilerde olacağı söyleniyor. Peki bu bilginin kaynağı ne? yani kaçından mı sallıyorsunuz diyebilirsiniz. Hakkınız zaten burada ne? Onun da kaynağı şu arkadaşlar. Çok sağlam işte Rocket League'de Instagram sayfaları paylaştı bunu güvenilir. Bir de birkaç YouTube kanalı paylaştı Rocket haberi yapan. Onlardan öğrendi bir bilgi. Daha onlardan öğrendiğim de onlar paylaştı. Ben görmüştüm. Sonra zaten Rocket League'de bunu doğruladı. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu görmüş olduğunuz Titanium White Fenek İlk başta 10.000 kredilerde falandı. Hatırlayanlarınız olabilir. Hatta durun hatırlamayın ben size direkt göstereyim. Bak şimdi gel abi canlı canlı örnek Rocket League Insider'a girdim Tamam bu siteyi hala bilmeyenler var burada. Bu, bu size Rocket League'deki fiyatların belirlendiği site arkadaşlar. Bak şimdi açtım. Titan White Pony tamam. Bak tüm zamanlar diyorum. Adamlar Bak ilk noktası yani zirve noktası 17.000 kredi. Adamlar burada bir getirdi markete. Buradan 2000 kredilere kadar düştü. Ondan sonra tekrar yükseldi. Tekrar markete getirdiler. Tekrar düştü. Sonra tekrar markete gittiler. Bir daha düştü abi. 10 kat değer kaybetti bu Titan White Şimdi bu tarz büyük eşyaların markete gelmesine ben karşıyım. Neden? Onu söyleyeyim. 10.000 kredilik 20.000 kredilik eşyaları markete getiriyorlar. 1000 krediye satılabiliyorsunuz sadece takas yapamıyoruz, yapamıyorsunuz başka yerde. O da çok önemli çünkü zaten sizin oluyor eşya herkese açık oluyor. Ee, onun dışında bu eşyaların gelmesi diğer majör veya minör eşyaları da etkiliyor. Mesela Titan Watch Zomba. Bak bu eşya kaç krediydi biliyor musun zamanda 10.000 krediydi. 10.000 bak. Ah kanıtı bu da. 20.000 krediymiş lan hatta. Tabi bu Ocak 2018. Burası bayağı abartı Buraya geçtim. Ama bak 10 bin, or, bin, kredi. Oğlum ben niye konuşamıyorum ya? O kadar bu konu sinir etti ki beni. Bu eşyaların markete gelme olayı. Ya konuşurken bile sinirleniyorum. Sonra bak 4000 kredilerdeymiş. Sonra da zaten 1400-1600'lerde sürüyor. Mesela neye bakalım? Fene'ye bakalım. Şimdi. Tüm zamanlar dedik. Bak. Bu fenek 900 kredilerde falandı. Hatta benim eski takas videomda 9 kredi fene fena kalıyordum. Gidip izleyebilirsiniz. Sonra eşyaları markete getirdiler. Böyle çok popüler eşyaları ucuza markete. Ne oldu? Bu tarz eşyaların fiyatı düştü. Ya bu ne demek? Takas piyasasının içine sıçmak demek arkadaşlar. Çünkü sen bu eşyaları böyle getirsen ucuza 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 ya bir noktadan sonra bir şey değeri kalmaz. Yani anladın mı? Albenisi kalmaz. Şimdi şöyle düşün. Şu eşya mesela Düello yapan ejderler. Baksana abi. Oğlum bu fiyatlar ne lan? Çıldırtacak mısın lan siz beni? Bak. Bunu geç abi Bu eşya 4000 krediydi lan. Bak al 4000 kredi. Bir yıl önce lan bir şey de değil yani. Bir yıl önce çok değil. Ama sonra 1000 krediye kadar düşmüş. Eyvallah. Sonra gitmiş 500 kare düşmüş. Ulan bu eşyan bir değeri vardı. Demek istediğim şu. Yani her eşya artık sıradanlaşıyor. Anladınız mı? Ya bundan sonra gidip Epic Games şu eşyayı falan getirirse ya belli olmaz yani Epic Games'ten bu beklenir. Bak nerede bu? Şu eşyayı da getirirse 1 milyon kredilik eşya abi. Bu bu arada e eşyayı da çok kısa anlatayım. Rocket League 2008 zamanında oynadığın zaman Sarp BC zamanında veya alfa sürümünde oynadığımız zaman verilen bir eşyaydı size. Ama artık vermiyor tabii çok nadir. Neyse bu eşyayı getirirlerse şaşırmam. Çünkü adamlar bütün nadir eşyaları böyle çoğaltmaya çalışıyor ve onun nadirliğini köreltiyor. Yani Titan White Octane'in gelmesi de neye sebep olacak? Bak şimdi açıyorum grafiği. Şimdi burada sert düşüş var. Tam dedim bu sert düşüş niye arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Titan White Octane'in markete geleceği açıklandı. Bak açıklandı diyorum. Ve bu resmi kaynaktan bile değil. Yani düşün resmi kaynaktan olmayan bir bilgi yayılıyor etrafa ve fiyat bu kadar düşüyor. Bir de düşseniz Allah aşkına markete gelince ne olacak? Bu fiyat nereye düşer? Ben size söyleyeyim bu fiyat 1200 1500 kredi bandına net düşer diyorum. Hadi en kötü 2500 olsun. Benim tahminim bu yönde. Zaten 3500 görmüş. Şu anda tekrar yükseliyor ama markete gelince tekrardan çakılacak. Yani durumlar bu. Şimdi bu neye sebep oluyor? Bir kere takası çoğu insan bırakıyor. Çünkü Rocket League'de takassan para kazan bir kitle var. Özellikle Türkler. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben de zamanında bayağı takas yapmıştım. Bak sim maçım mesela. Rocket League'e şurada görüyorsunuz ki 2500 saat oynamışım. Bu 2500 saatin 1500'ü benim takastır arkadaşlar emin olun. Ben 2018-2020 döneminde o kadar fazla takas yapıyordum ki hatta belki böyle e, benim has takipçilerim veya eskiden böyle takas yapanlar bilir beni. bayağı aktif yani piyasada. Sonradan saldım. Ne zaman saldım? Kredi güncellemesi falan geldi. Sarmadı beni. Ya takas yapmak çok zorlaştı. Çünkü dediğim gibi yani böyle ekstra bir şey yapmak lazım. O yüzden takas piyasasının içine ettiler. Para kazanmak da zorlaştı. Sol olarak konuşacağımız konu ise bundan sonra ne olur onu söyleyeyim. Ya bundan sonra benim düşüneceğim çok da bir şey değişmez. Yani Epic Games'in ben en yanlış bulduğum yanı buydu. Mesela şey çok doğruydu abi. Droplarla bedava eşya veriyordu. Bak mesela bu eşya sınırlı tamam mı? Bunu ver. Bunu verebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü bu eşya sınırlı. Diğer eşyaları etkilemez. Ama sen markete bir eşya getirdiğin zaman dediğim gibi o değerli eşya diğerlerini de etkiler. Domino taşı etkisi gibi düşün. Biri düşüyor diğeri de düşer. Bu iş böyledir. Bu arada son olarak şey de söyleyeyim. Bu çekiş mevzusu vardı arkadaşlar. Size dedim ki çekişten vazgeçtim. Hani turnuva mı yapalım çekiş mi yapalım diye. Siz çoğunluk koğa çekiş dediniz ama ben şöyle bir karar aldım. Zaten 2000 kredi şu anlık büyük bir para. Niye büyük bir para olduğunu söyleyeyim. Çünkü değerli eşyaların fiyatı çok azaldı. O yüzden kredi değer kazandı. Mantığını anladığınızı düşünüyorum. 1000 bin, bin böleceğim. 1000 kredi çekiliş yapacağım sizlere. Bu tane White Fenek 1000 kredi düşerse bir tane TV Fenek çekilişi yaparım tamam mı? Diğer 1000 kredide de herkes açık turnuva abi. Birinciye 500 kredi veririz veya 600 falan. İkinciye 300 kredi. üçüncüde birkaç kredi veririz işte. Onu ayarlarız. İlk üçe ödül olacağı bir turnu yaparız. Bir de çekiş. Böyle olur. Bu muhabbetler yıl başından önce tamamlanır diye düşünüyorum. Ya benim görüşlerim bu. Sizce e, bu takas piyasası nasıl devam eder arkadaşlar? Yani bu arada şey hakkında da bir video gelir. Titan White Octane bir gelsin. Ondan sonra bu piyasayı da tekrar inceleriz. Ama dediğim gibi zaten takas videoları ben çok daha önceden bırakmıştım. Artık bu şey gibi oldu ya ya bir yatalak hasta düşün tamam mı Hani şey görseli var ya adam cihaza bağlı fişini çekiyorsun ölüyor roketlik takasının durumu oydu bu fişini çekme hamlesi de işte Titanium White gelmesi gibi bir şey oldu bence ve artık son darbe vuruldu ve bence bu saatten sonra roketlik takası benim için ölmüştü Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun iyi bildiğimiz bir kardeşimizin roketlik takası kendinize iyi bakın arkadaşlar Video beğendiyseniz ben şuna basmayı unutmayın. Mutlaka görüşlerinizi yorumda yazın. Ayrıca bu kanala ve İngilizce kanalıma da, açıklamada ve başlıkta ID Gal diye sabitli zaten İngilizce kanal. Abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. 9000 ile çok az kaldı. Yılbaşından önce olsak çok güzel olur aslında. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.